BioInfo Congress. Doktor Oktay İsmail Kaplan. Hastalık yeni keşfi için tek hücreli RNA sekanslama. Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, doktora eğitimini ise Dublin Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Sonrasında doktora sonrası araştırma görevlisi olarak Max Dalbrook Center'da hücrelerin yeniden programlanması için epigenetik engellerin aşılması hakkında çalışmalar yürütmüştür. Doktor Kaplan şu anda Abdullah Gül Üniversitesi'nde Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ndeki Nadir Hastalıklar Laboratuvarı'nda çalışmalarına devam etmekte ve hastalıkların moleküler mekanizmalarını anlamak için hastalıkları modellemede nematod C. elegans kullanmaktadır. BioInfo Congress. Dr. Oktay İsmail Kaplan. Single-cell RNA sequencing for disease gene discovery. Dr. Oktay İsmail Kaplan completed his bachelor's degree in molecular biology and genetics at Haliç University. He received his PhD from the University of Dublin. He then worked as a postdoctoral research assistant at the Max Dalbrook Center on overcoming epigenetic obstacles for reprogramming cells. Dr. Oktay İsmail Kaplan is currently working in a rare diseases laboratory at the Faculty of Life and Natural Sciences at Abdullah Gül University and uses nematode C. elegans in modeling diseases for understanding the molecular mechanisms of diseases. Herkese merhaba. Sayın Doktor Oktay İsmail Kaplan hocamız ve değerli katılımcılarımız, kongremize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bizlere bugün hastalık yeni keşfi için tek hücreli RNA sekanslama konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılardan gelen soruları hocamıza sunacağız. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam dilerseniz sunumuza başlayabilirsiniz. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar, adım Oktay Kaplan. Öncelikle bu güzel etkinliğe beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Konuşmalar gerçekten çok güzel başladı ve güzel devam edeceğine inanıyorum. Çok güzel bir kampüse sahip Abdullah Gül Üniversitesi'ndeki labımızdan sizlere bir konuşmayı yapıyorum. Biz labımızda nadir hastalıklar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bugün sizlere önce yayın olarak gönderdiğimiz nadir hastalık temalı bir çalışmamızı sunacağım. Bu çalışmamızda tek hücre RNA sekans analizi yardımıyla yeni bir hastalık geni bulmuştuk. Sonrasında bu genin ne işe yaradığını anlamaya çalıştık. Bu da önce paylaştığımız makalemizin kendisi. Nadir hastalıklar çalışılması ihmal edilen alanların başında gelmekte. Nadir hastalıklar Avrupa Amerika'da değişen tanımlara sahiptir. Ve bu hastalıkların ortak özellikleri az sayıda kişiyi etkilemeleri. Dünyada 7000'den fazla farklı çeşit nadir hastalık var. Hocam kusura bakmayın bölüyorum. Aşağıdaki kutucuğu gizle butonuna basarak kapatabilir misiniz acaba? Tabii. Bu hastalıkların %80'i genetik kaynaklıdır. Tüm nadir hastalıkları beraber değerlendirdiğimizde Türkiye'de her 16 kişiden birisinin ömrünün bir kısmında nadir hastalığa yakalanacağı düşünülmektedir, tahmin edilmektedir.
dünyadaki nadir hastaların sayısı nüfus bakımından bakıldığında en büyük 3. ülkenin nüfusuna eşdeğerdir. Toplamda 350 milyon kişi olduğu düşünmektedir. Bu hastalıkların tanısı ve teşhisi en büyük sorunların başına gelmektedir. Genelde nadir hastalıklar bir hastalığa sahip oldukları zaman doktor gezmek zorunda kalmaktadır ve teşhisinde ve tanısında çok ciddi zorluklar yaşamaktadırlar. Esas sorunlardan bir tanesi de bu hastalıkların hemen hemen yarısının neden oluştuğu, neden kaynaklandığı henüz bilinmemektedir. Benim de aslında bu nadir hastalıklara çalışmaya başlamanın en temel motivasyon kaynaklarından birisidir. Ben bu nadir hastalıklar acaba nasıl bir yardımcı olabilir, nasıl bir katkı sağlayabilirim düşüncesiyle ben bu nadir hastalıklara çalışmaya başladım. Bundan 10 sene önce, belki 10 sene önce biraz daha fazla. Bir diğer soru da aslında genelde insanların en büyük zorlandığı konulardan bir tanesi. Maalesef nadir hastalıkların arzu edilen yerde değiliz. Nadir hastalıkların %95'i için Amerikan İlaç ve Gıda Birliği'nin onayından geçmiş bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Biz labımızda siliopati adı verilen nadir hastalık grubunu çalışıyoruz. Bu hastalıklar 35 farklı nadir hastalığı kapsamakta. Semptomlar olarak şunları sayabilirsiniz. Böbreklerde kist oluşumu, retinal dejenerasyon, anensefali, bilişsel bozukluklar, solunum anormallikleri, polidaktili dediğimiz çoklu parmaklılık, kişide 5 parmak yerine 6 parmak olmakta. Serebral vermiş hipoplezi gibi çok farklı yapısal ve gelişimsel semptomlara sahiptir bu kişiler, hastalar. Siliopati hastalıklarının temel kaynaklarından, yani temel sebeplerinden bir tanesi silya adı verilen organelden kaynaklanmadır. Silya organelindeki yapısal ve fonksiyonel bozukluklar nedeniyle siliopatiler oluşmaktadır. Siliopatiler sebep olmaktadır. Silyaların yapısında dokuzlu halka bulunmaktadır ve bunlar da membranla çevrili bulunmaktadır. Ve tek hücreli organizmalar, kremidomas dahil olmak üzere, çok hücreli organizmalar olmak üzere bunların yapısal benzerlikleri kesinlikle çok muazzam korunmuştur. Bu yüzden silya çalışmalarında kremidomas, tek hücreli organizmalar, tetrahymene, çok hücreli organizmalardan C. elegans gibi canlılar çok ciddi manada kullanılmaktadır ve bu organizmalardaki çalışmalar bu alana çok ciddi katkı sağlamıştır. Silyaların insan hastalıkları ilişkilendirmesi nedeniyle son 20 senedir hastalık geni bulma konusunda çalışmalar devam etmektedir. Araştırmacılar yeni silya geni bulmak için proteomics, bioinformatics, fonksiyonel genomics gibi farklı yöntemler kullanmışlardır. Şu ana kadar silyada görev yaptığı düşünülen 600 civarı yeni gen bulunmuştur. Yalnızca görev yaptığı düşünülen gen sayısının 600 değil 1200 olduğu tahmin edilmektedir. Kısaca silyada görev yapan tüm silya genlerini henüz bilememekteyiz. Biz kendi çalışmamızda normalde şöyle bir şey yapmayı planladık. Acaba yeni silya geni bulabilir miyiz? Yeni silya geni bulacaksak nasıl bir yöntem geliştirelim? Bu konuda RNA-seq analizleri, single-cell RNA-seq analizleri çok revaç olmuyor. Yani çok ciddi manada kullanılmaya başlamıştı. Biz de bunu kendi çalışmamız için kullanmaya karar verdik. Yeni silya genleri bulmak için RNA-sekans analizlerini kullandık. Bunun için iki farklı organizma seçtik. Önce insan akciğer hücrelerini, single-cell analizlerini analiz ettik. Şöyle düşünün, burada epitel hücreleri var, silyalaşmış epitel hücreleri. Silyası olmayan çok sayıda diğer hücreler var, goblet hücreleri, klar hücreleri gibi silyası olmayan hücreler var. Silyalaşmış hücrelerle silyası olmayan hücrelerin ekspresyon profiline baktık. Single-cell analizleri olarak düşündüğümüz zaman hücrelerdeki ekspresyon analizlerini, single-cell analizleri çok rahatlıkla anlamamızı sağlıyor. Bir hücredeki ekspresyon analizine bakıp diğer hücredeki ekspresyon analizini çok rahat karşılaştırabiliyorsunuz. Sonra hücrelerin ekspresyon analizini karşılaştırıp bunları sınıflandırabiliyorsunuz. Bir hücredeki ekspresyonu yüksek olan bir gen, diğer hücrede ekspresyonu çok düşük olabiliyor. Sonra şöyle yapıyor, diyorsunuz ki bu gendeki ekspresyon çok daha yüksekse, diğer yerde çok yüksekse muhtemelen bu hücrede bu genin çok önemli fonksiyonu olabilir düşünüyorsunuz. Bu nedenle biz şöyle yaptık. Dedik ki single-cell analizleri karşılaştırıp hipotezimiz şöyleydi. Silyal hücrelerle silyası olmayan hücrelerin gen ekspresyon analizlerini karşılaştıralım. Hücrelere özgü olan, sadece silyalara özgü olan genlerin ekspresyonunu bulalım. Bu sayede bu genler muhtemelen o silyal hücrelerde önemli fonksiyona sahip olacaktır. Bu genleri biz daha sonra süreç, eğer çalışmamışsa kendimiz çalışabiliriz diye düşündük.
İnsan için yaptığımız single cell analizlere ek olarak kendi favori model organizmamız olan C. elegans'ları da kullandık. C. elegans'ların şöyle bir özelliği var. İnsana benzer olarak kendilerinin de çok spesifik, farklılaşmış hücre çeşitleri var. Epidermis hücreleri, kas hücreleri, nöron hücreleri, intestin ve ondan sonra egzantin hücrelerimiz var. Şu hücreleri karşılaştırdığımız zaman nöronlarda sadece silyalaşmış hücreler var. Ve normalde 302 tane nöronun 60 tanesi silyalaşmış hücreler. Biz sadece silyalaşmış hücrelerdeki ekspresyon analizini bulmayı hedefledik. Diğer hücrelerdeki ekspresyon analizini karşılaştırıp sadece silyalı hücrelerde ekspresyonu yüksek olup diğer hücrelerde ekspresyonu olmayan genleri araştırdık. Ve burada temsili olan gördüğümüz, temsil olarak C. elegans'larda silyalı hücrenin gen ekspresyonu analizini karşılaştırdığımızda silyası olmayan hücrelerle silyası olmayan olan hücreleri karşılaştırdığımızda böyle bir ekspresyon analizi çıkıyor. Burası bir heatmap analizi. Burada gösteren temsili bir heatmap. Şurada gördüğünüz normalde gri ile işaretlenmiş olan silyası olmayan hücreler. Burada gördüğünüz kırmızı hücreler sadece silyalı hücreler. Şurada gördüğünüz olanlarda turuncu işaretli olanlar ekspresyon yüksek olan genleri temsil etmekte. Şurada gördüğünüz turuncu olanlarda tamamen daha önce de silyada görev yaptığı bilinen genleri temsil ediyor. Mavi olanlarda daha önce silyayla ilişkilendirilmemiş, hiçbir zaman silyayla alakası bilinmeyen genleri göstermekte. Bilinen silya genlerini biz çok önemsemedik ama bilmeyen silya genleri biz odaklandık. Toplamda 20 bin tane gen ekspresyonu bakmış olduk. 1323 tanesi çok spesifik olarak sadece silyalı hücrelerde ekspres etmekteydi. Biz 1323 tane genin hepsinin ortalama olmadığını biliyorduk. Ortalama olan genlere baktık. Ortalama olan genlerin toplam 488 tanesinin insanda ortalama bulduk. Geri kalan bu 488 tane genin kaç tanesi acaba bilinen silya geni, bilinmeyen silya genleri araştırdık. Ve karşımıza toplamda yani 30-40'tan fazla yeni aday geni, silya aday geni çıktı. Bu çalışmamızda benim elinize anlatacağım. İki tane yeni silya genimizi göstereceğim. WR31 ve LMD3 dediğimiz genlerimiz. Tabii bu genlerin şöyle bir özelliği var. Bu genler acaba çok spesifik olarak silyal hücrelerde ekspres ediyor mu? Tamam, RNA-seq analizi bunların silyal hücrelerde ekspresyonunu buldu ama gerçekten bunlar silyal hücrelerde ekspres ediyor mu? Onu bulmaya çalıştık. C. elegans'lara baktığınız zaman da C. elegans'larda çok net bir şekilde silyal hücreler hem kafada hem kuyrukta lokalize olmakta. Kuyrukta ve kafada olan lokalize olan hücreleri biz çok spesifik olarak ekspresyon haritasını yani çıkaracağımız böyle transkriplerle beraber bulabiliriz. İlgilendiğimiz genlerin çok spesifik olarak promotorlarını GFP ile beraber işaretledik. İşaretledikten sonra biz bunu konfokal mikroskoplarla ekspresyonların nerede olduğuna baktık. Şurada gösterdiğimiz tamamen kafayı temsil eder. Şurada kuyruğu temsil eder. Baktığınız zaman aslında bizim LMD1'ımız, WR31'ımız çok spesifik olarak sadece silyal hücrelerde ekspres etmekte. Aslında bu bizim RNA-seq analizlerimize doğru orantılı göstermekte. Kesinlikle aslında biz de bunun RNA-seq analizlerinde sadece silyal hücrelerde ekspres edildiğini bulmuştuk. Fluoresan analizi bunu bir doğrulamış oldu. Tabii bunların silyal hücrelerde ekspres edilmesi, silyal hücrelerde fonksiyon olabilme ihtimalini arttırsa da ama bir sonraki aşama şunu şey yapıyor. Acaba WR31 olduğumuz bu gen çok spesifik olarak silyal hücrelerde ekspres edilse de acaba lokalizasyonu silyal olacak mı? Biz bunu bakmak istedik. Şöyle bir şey yaptık. WR31 noktasında silyalı hücrelerde ekspresyon lokalizasyona bakabilmek için C. elegans'larda CRISPR ile GFP VDR31 geninin C terminal bölgesine yerleştirdik. Daha sonra yapılan konfokal mikroskop analizlerde WR31 geninin silyanın basal body bölgesinde lokalize olduğunu bulduk. Basal body aslında silyanın yapısından bir tanesi. Tam giriş bölgesinde, silyanın giriş bölgesinde yer alan bölgelerden bir tanesi. Burada kırmızı bir işaretlediğimiz TBG1 gamma tübinin genini ifade etmekte ve basal body marker olarak burada kullanıldı. Şu bölgesi basal body demek burası geçiş bölgesi dediğimiz transition bölgesi. Şurası aslında tamam silyayı gösteren bir bölge. WR31 çok enteresan bir şekilde aslında silyanın giriş bölgesinde basal body bölgesinde lokalize olmakta. Aynı şekilde biz LMD'nin nerede lokalize olduğuna baktık. Benzer şekilde yaptığımız konfokal mikroskop analizlerinde C. elegans'larda GFP ile etiketlenmiş LMD1 molekülüne baktık. LMD1, GFP ile etiketlenmiş LMD1'ın basal body'de lokalize olduğunu gösterdik. Aynı normal WR31 gibi. Burada gösterdiğimiz MK6 geni de geçiş bölgesi marker olarak kullanılmıştır. Bunların çok spesifik olarak hani farklı markerlarla göstermek istedik. Tabii bizim bu yaptığımız çalışmalar tamamen
Sierra Gans'larda yapılan çalışmalarda. Bir de bunun evrimsel korunmuşluğuna bakmak istedik. Evrimsel korunmuşluk çok önemli. Acaba WDR 41, Elmo-3 çok spesifik olarak memeli hücrelerinde Sierra'da lokalize olur mu? Bunu bakmak istedik. Buna bakarken Almanya'dan Profesör Maurice Ulfing ile beraber bir işbirliğine gittik. Kendileri WDR-31 için, Elmo-3 için çok spesifik transgenik oluşturdular. Bunun normalde sililerde lokalize olup olmadığını retina pigment epitel hücrelerine baktılar. R13B dediğimiz bir sili markörü var. Bu tamamen sililerde lokalize oluyor. Sili dışında lokalize olmayan bir marker. WDR-31'e bakarsanız R13'de çok net bir şekilde üst üste gelmiş. Ek olarak Elmo-3 de çok spesifik olarak WDR-31'le üst üste gelmiş ve aslında üçünü beraber gösterdiğimiz şeyim şurası. Aslında tıpkı C. elegans'ı olduğu gibi WDR-31'la Elmo-3'de çok spesifik olarak silalarda lokalize oluyorlar. Aslında bu bizim C. elegans'ı bulduğumuz, Singis analizinde bulduğumuz sonucu memelilerde doğrulamış, evrimsel korunmuşu göstermiş olduk. Tabii bundan sonra şunu yapmak istedik. Silya ve insan ilişkisini çok net biliyoruz. Yani silya ile insan ilişkileri, insan hastalıkları arasındaki ilişki çok net. Çünkü silyalardaki bir anormallikler genelde farklı insan hastalıklarının nedeni olmakta. Biz de şöyle yaptık. Acaba bizim WDR-31 geni, bulduğumuz WDR-31 geni veya ondan sonra Elmo-3 geni insan hastalıkları ilişkili mi? Biz bunu araştırmak istedik. Bu yüzden de bu konuda gerçekten uzman olan Fauzan Alkure ile beraber işbirliğine gittik. Yapılan genetik analizlerde bir siliopati hastasında WDR-31 geninin 268. pozisyonda nonsense mutasyon tespit edildi. Hastada çok spesifik olarak böbrek agenezi, doğuştan hidrosefali vardı, polidaktili vardı. Ek olarak da bu hastalıkta konjenital kalp hastalığı bulunmaktaydı. Aslında bizim yaptığımız çalışma çok spesifik olarak bu sayede ilk defa WDR-31 genini bir insan hastalığına ilişkilendirmiş olduk. Bu aslında single cell'den yola çıkıp Sierra Gans'larla doğrulayıp bir sonraki aşamada memeli hücrelerinde silede lokalize olduğunu gösterip ve daha sonradan da kliniğe geçtiğimiz bir çalışma olmuş oldu. Tabii buraya kadar, şu ana kadar aslında WDR-31'ın hiçbir ne iş yaptığını bilmiyoruz. Hangi görev yaptığını bilmiyoruz. Bu noktada biz tekrar şöyle bir şey yaptık, iş birliğine gittik. İşte bunun için WDR-31'ın bir silogenik olup olmadığını öğrenmek için Zebrebiş Balığı'nda Ying Chao dediğimiz bir hocamızla beraber işbirliğine gittik. Kendisi ilk önce WDR-31'ın zebre balığında ekspresyonuna baktı. Zebre balığında ekspresyon şunu gösterdi. İlk başlarda da WDR-31 gene tüm embriyolarda ekspres edilse de daha sonraki süreçlerde ekspresyonu çok spesifik olarak beyin hücrelerinde limitlendi. Tabii WDR-31 için Çağla bir sonraki aşamada CRISPR'ını kullanarak zebre balığında WDR-31 mutantını oluşturdu. Sonra bu mutantlarda silyaların anormal olup olmadığına bakmak istedi. Çünkü hastada zaten bir silyopati ile alakalı bir fenotipler vardı. Acaba bunların silyaları bir nevi anormallik gösteriyor mu? Bunu baktıktan sonra şöyle bir şey yaptı. Silyanın anormal olup olmadığını göstermek için çok spesifik olarak silyayı etiketleyen, işaretleyen asitilated tübülün markerını boyadılar. Burada gördüğünüz, sol tarafta gördüğünüz lateral klista dediğimiz normalde şeylere ait sistemler. Bunların asitilated tübülünde boyanmasında burada bir tane hücre değil, burada çok fazla miktarda silyalar var. Bunların her biri silyayı gösteriyor. Bu da WDR-31'ın knockout'u. Silya uzunluğu açısından bir anormallik bulmadık fakat silya sayısında, WDR-31'de silya sayısında bir azalma olduğunu gösterdi. Bu da aslında WDR-31'ın zebra balıklarında silyanın sayısını kontrol ettiğini göstermiş oldu. Tabii zebra balıklarında yapılan bu analizlere ek olarak bir nevi silya sayısının etkilendiğini göstersek de fakat WDR-31'ın hala neyi görev yaptığını bilmiyoruz. Tamam silya etkiliyor ama acaba WDR-31 ne işe yarıyor? Biz bunu daha sonradan kendi favori model organizmamız olan C. elegans'larda araştırmayı istedik. Yani şöyle düşünün, çok spesifik olarak işte hem başlarda hem kuyruklarda silyası olan bir şeye sahip olan, normal silyaya sahip olan bu organizmalarda CRISPR'la beraber bu genin mutantını oluşturduk. Ve daha sonradan bu genleri çok spesifik olarak yani ne iş yaptığını öğrenmeye çalıştık. Silyalar aslında C. elegans'larda şu yüzden kullanılmakta. Silyalar çok spesifik olarak hem baş hem kuyrukta yer alıyorlar. C. elegans'lar silyaları kullanarak yiyecekleri bir nevi bulmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda zararlı bir madde varsa, herhangi bir şekilde çevresel onları etkileyecek bir zarar oluşmuşsa
Onlardan da cilaları sayesinde kaçıyorlar. Ve bir sonraki aşamada biz lipofilik floresan boya alım testi dediğimiz bir test yöntemiyle cilaların yapısının değişip değişmediğine bakabiliyoruz. Burada normalde lipofilik floresan dye hemen şu kas baş kısmından normalde giriyor, cilalar üzerinden giriyor, hücrelerini çok rahat boyayabiliyor. Burada temsili resmi görüyorsunuz, burada floresan normalde konfokallı alınmış resmi görüyorsunuz. Burada da kuyruklarda da benzer bir şekilde var, hem baş hem kuyruk olmak üzere. Eğer cilalarda bir anormallik varsa floresan boyama kesinlikle hem baş hem kuyruklarda yapılmıyor. Siz burada herhangi bir floresan göremiyorsunuz. Bu da aslında cilalarda dolaylı yoldan cilenin yapısını aslında kontrol etmiş oluyorsunuz. Ve cile yapısını bakmak için önce boyalım testini kullandık. Bir sonraki aşamada önce CRISPR ile C. elegans'larda WDR-31 için mutant oluşturduk. Toplamda WDR-31 için 3 farklı mutant oluşturduk. 3 farklı mutantla çalıştık. Ve WDR mutantların floresan boya alımlarında tıpkı wild type gibi wild type'den farklı olmadığını gördük. Aslında wild type'lara benzer olarak bunlar da aslında floresanla silyal hücreleri boyamışlardı. Bu çalışma bize çok net bir şekilde şunu gösterdi. WDR eksikliğinde, bu gen eksikliğinde C. elegans'larda muhtemelen çok ciddi manada silyalarda bir anormallik, yapısal bir problem gözükmüyor. Tabii biz bu yapısal problemin olup olmadığını bizler kendimiz de görmek istedik. Şurada gördüğünüz bir başka bir silya, burada bir silya yapısına bakmak istedik. Şurada çatal gibi görünen adına AWB dediğimiz bir silya yapısını görüyorsunuz. Hemen şu kısmı dendrit kısmı, hemen şurada sent silya gösteriyor. WDR-31 mutantında silyaya baktığımız zaman, benzer silyaya baktığımız zaman kesinlikle yapısal bir sorun gözükmüyordu. Bu da aslında bizim çok spesifik olarak silya boyama testimizi doğrulamış oldu. WDR-31 eksikliğinde C. elegans'larda bir yapısal anormallik, bir herhangi bir sorun gibi olacağı gözükmüyor. Tabii silyalarda anormallik olmamış olmasının sebeplerinden biri de tabii biz bunu nasıl olabilir, nasıl açıklayabiliriz düşündük. Bunu da aslında functional redundancy dediğimiz, fonksiyonel redundancy dediğimiz bir olay olmuş olabilir. Kısacası şöyle, WDR-31'in eksikliğinde onun görevini yapan bir başka gen olmuş olabilir. Bu nedenle WDR-31 eksikliğinde biz silyada bir anormallik görmemiş olabiliriz. Biz bunu acaba nasıl test edebiliriz onu baktık. Bir sonraki aşamada şöyle düşündük. Fonksiyonel redundancy'ye bakmak için onun görevini yapabilecek, WDR-31'in görevini yapabilecek genler tespit etmeye çalıştık. Tabi bunu yaparken de WDR-31'la beraber aynı yerde lokalize olan, benzer yerde lokalizasyon gösteren genleri seçtik. Bunlardan bir tanesi retinitis pigmentosa geni olduğumuz RP2 genimiz. Bu da körlüğe sebep olan bir gen. Çok spesifik olarak cilianın giriş bölgesine lokalize oluyor. Bir diğer gen de bizim seçtiğimiz, daha önce bulduğumuz LMDL1 geniydi. O da mesela cilianın hemen giriş bölgesine lokalize oluyor. Bu iki genle beraber WDR-31 için double ve triple mutantlar yaptık. Yani kısacası bu üç tane genle alakalı kombinasyon, farklı mutant kombinasyonu gerçekleştirdik. Ve aslında bu yaptığımızın ne kadar doğru olduğunu gördük. Bir sonraki aşamaya bakarsanız, şimdi normalde The Wild Type'de baktığınız zaman da çok spesifik olarak iki çatallı olan silya görüyorsunuz burada. Single mutantlara baktığınız zaman da WDR-31'e baktığınız zaman herhangi bir silyalarda bir anormallik göstermiyor. Hemen şu altta da bunun temsili gösteriyor. Herhangi bir silyada problem gözükmüyor. Fakat RPA2, LMDL1 de bu mutantta da herhangi bir anormallik gözükmüyor. Baktığınız zaman da silyalar kesinlikle normal gibi gözüküyor. Ama ne zaman ki triple mutant oluyor, triple mutant olunca baktığınız zaman şurada aslında bir de WDR-31 için 3 farklı mutant baktık biz burada. 3 farklı mutantta gösteriyoruz. 3 farklı mutantta da benzer silya anormallikleri gördük. 3 farklı geni eş zamanlı olarak çıkardığımız zaman gerçekten silyalarda bir anormallik, bir bozukluk görmeye başladık. Biz bir daha sonradan bu genler için fonksiyon analizi de yaptık. Fonksiyon analizi şöyle oluyor. Normalde silyayı kullanarak bu C. elegans'lar çok spesifik olarak bir yiyeceklerini bulabiliyorlar. Biz aslında bu üçlü mutant olduğu zaman aslında böyle bir silya fonksiyonlarının bozulduğunu, yemekleri bulmakta zorlandıklarını fark ettik. Onu da göstermiş olduk. Ve bir sonraki aşama şuna geçtik. Acaba dedik, tamam. Silyalarda bir anormallik olduğunu göstermiş olduk. 3 farklı mutantla beraber, 3 farklı geni mutant ile beraber. Peki silyaların yapımında görev olan, çok ciddi manada hemen şu sol tarafta gördüğünüz
intrafilajik transport adı verilen siliyalarda iki yönlü hareket eden sistem ki bu yönde biz buna IFT diyoruz. Bu sistemde aslında çok spesifik olarak bütün organizmalarda korunmuş tek hücreli klamidomasa dair olmak üzere, çok hücreli insan olmak üzere, C. elegans olmak üzere hepsinde korunmuş olan bir proses. Bu bir protein kompleksi. İki yönlü hareket ediyor ve bu protein kompleksi siliye giden yapısal ve sinyal moleküllerin siliye taşınmasından sorumlu olan bir protein kompleksi. Bu IFT'de meydana gelebilecek bir problem siliyelerin yapılmasını engelliyor. Biz tribü mutantta bir anormallik gördüğümüz için acaba bu anormallik IFT'deki bozukluktan mı kaynaklanıyor? Onu test etmek istedik. Çünkü eğer IFT silenin yapımında görev alıyorsa ve biz tribü mutantlarda silelerde bir anormallik görüyorsak acaba bu IFT dediğimiz proses etkilenmiş midir? Onu test etmek istedik. Ve üçlü mutantlarda bu aslında ne olduğunu, IFT'nin lokalizasyonu değişmediğini, bu iki yönlü hareketin değişmediğini kontrol etmek istedik. Üçlü mutantları daha sonradan biz kendi çok spesifik olarak oluşturduğumuz transgenikleri üçlü mutanta kurduk. Burada gördüğünüz şeylerden bir tanesi işte Ozum 3 dediğimiz kinezin motoru bu. Ozum 3 kinezin motoru IFT'nin iki yönlü hareketinden sorumlu olan motorlardan bir tanesi. Normalde untriggered IFT'den sorumlu olan motorlardan bir tanesi. Ozum 3'nin insandaki karşılığı KIF-17 yani kinezin 17. Ve ELMODY WDR-ELMODY-1 double mutanta bakarsanız hemen şurada çok spesifik olarak bir ekümülasyon görüyorsunuz. Tribü mutantta aslında bu ekümülasyon biraz daha fazla gibi gözüküyor. Tabii biz bunun videosunu aldık. Bir sonraki aşamada videoyu aldık. Ben hemen kısaca videoyu paylaşayım. Burada Ozum 3 timelapse video diyoruz biz bunlara. Şuna bakarsanız partiküllerin hareketini görüyorsunuz. İki yönlü hareket ediyor. Fakat double mutantlarda, tribü mutantlara şöyle bakarsanız Asterix'e gösterdiğimiz bölgeler tamamen aslında ekümülasyonun olduğu bölgeler. Şurası siliyenin giriş bölgesi. Normalde işte motorların ilk başta buradan başlıyor. Şurası siliyenin uç kısmını temsil ediyor. Ve şu kısımlarda ekümülasyonlarda aslında muhtemelen proteinler siliyenin içine giriyorlar. Geri dönemedikleri için de muhtemelen burada ekümül oluyorlar. Tribü mutantlarda ekümülasyon biraz daha ağırdı. Muhtemelen bunlarda hemen normal IFT'ler normal gidiyor. Fakat silin ucunda bir şekilde geri dönmeyi engelleyecek bir sistem olmuş bu tripli mutantlarda. Tek mutant bunlara bakmadık. Eş zamanlı olarak farklı IFT'lere de baktık. Bunlardan bir tanesi IFT'nin IFT-74 dediğimiz bir başka IFT komponenti dediğimiz. Bu da kompleks bir komponentinin bir parçası. Ve buna baktığımız zaman da benzer bir sonuç gördük. Timelapse mumilere baktığınız zaman şu kısımlarda normalde işte iki yönlü hareket eden siliyenin tam giriş kısmı burası, burası siliyenin uç kısmı. Şuraya bakarsanız da çok net bir şekilde ekümülasyon görüyor. Hele ekümülasyon tribü mutantlardaki ekümülasyon biraz daha fazla. Şuralarda ekümülasyon, şurada ekümülasyon ve siliyenin uç kısmında ekümülasyon. Aslında nedense üçlü mutantlarda çok spesifik olarak IFT etkilenmesi görmüşüz. IFT etkilenmesi bir nevi bu mutantlar bir nevi IFT etkilemiş. Ve bundan sonra şöyle düşünüyoruz aslında siliyeler aradaki anormallikler muhtemelen doğrudan IFT etkileyerek böyle bir sonuca sebep olmuş. Ve benzer bir şekilde farklı gene de baktık. Bunlardan bir başka yani de IFT, insan IFT 52 dediğimiz bir proteinde tekrar baktık ve aslında burada da aynı sonucu bulduk. Üç farklı proteine baktığımız zaman şurası normalde siliyenin tam giriş bölgesi, şurası siliyenin uç bölgesi. Şuraya bakarsanız double mutantlarda çok spesifik olarak ekümülasyon görüyorsunuz. Şurası asterisk olduğu bölge. Triple mutantlara baktığınız zaman WDR, RP2, ELMODY triple mutantlara bakarsanız şurada bir ekümülasyon var. Artı hemen şu silin uç kısmı tekrar bir ekümülasyon var. Üç farklı protein, hatta biz başka proteinler de baktık. Hepsinde benzer bir şekilde IFT'nin etkilendiğini bulduk. Bu bizim aslında şöyle bir şey yapıyor. Bizim en azından ciddi manevi modeli en azından şey yapıyor. Modelimiz aslında şöyle, single cell analizi kullanarak yeni bir gen tetik keşfi bulmuş olduk. Bu gen aslında WDR-31 ilk defa silelerde lokalize olduğunu göstermiş olduk. Bu yeni bir sile geni. Daha sonra yaptığımız analizlerde WDR-31'ın sile hastalarda mutasyon olduğunu göstermiş olduk. Ve WDR-31, ELMODY-1 yani ELMODY-1 ve artı RP2 gibi genlerle beraber, üçünün beraber eksikliğinde çok spesifik olarak IFT'lerde anormallik meydana geliyor.
Bunların lokalize olduğu yer tam şurası, şu giriş bölgesinin olduğu yer. Burada bir anomallik olunca, çok spesifik olarak bir bozukluk meydana gelince IFD'lerin Cilia girişi etkileniyor. Bir nevi IFD'ler Cilia'larda ekümü oluyorlar. Gerçekten bu bizim için bulduğumuz çok enteresan bir bulguydu. Biz de hani böyle bir bulgu bulacağımızı asla tahmin etmiyorduk. Ben hani beni dinlediğiniz için gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Son olarak tabii bu çalışmadaki kahramanlara söylemem gerekiyor. Bu çalışmamızda Sabiha, Atiye, Mustafa, Betül Pür ve Ferhan gibi çok değerli bilim insanlarıyla çalışma olanağı buldum. Tabii işbirlikçilerimiz olmadan asla olmazdı. Yani kesinlikle onlar olmadan kesinlikle biz bu kadar ilerleme yapamazdık. Beni dinlediğiniz için gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sorular varsa en azından cevaplamaya çalışırım. Hocam, değerli bilgilerinizi ve çalışmalarınızı bize aktardığınız için çok teşekkür ederiz. Soru cevap kısmında geçebiliriz hocam, dilerseniz. Tabii, ne demek. Hocam, ilk sorumuzla başlıyorum. WDR Tortue 1 keşfinizde neden hem C. elegans hem de zebra balığı kullandınız? Metodolojiden bahsedebilir misiniz? Aslında biz normalde WDR Tortue 1'ı hem insanlarda hem de C. eleganslarda ilk önce biz bunları tabii Singles analizi kullanarak bulmuştuk. Fakat daha sonra tabii analiz yaparken farklı organizmalarda kullanmak evrimsel korunmuşluğu göstermek de bizim için önemliydi. O yüzden işbirliğine giderek WDR Tortuga'nın çok spesifik olarak, şöyle düşünün, zebrapiçler şey açısından biraz daha yani, siliopatileri gösterme olarak biraz daha güzel bir, yani güzel bir model organizma gerçekten. Siliopatilerdeki anormallikleri çok net görebiliyorsunuz. WDR Tortuga'nın eksikliğinde şöyle bir şey olmuştu. Hastalarda hasta maalesef vefat etti. Hasta vefat ettiği için acaba biz WDR Tortuga'nı zebrapiçlerde yaparsak siliopatiyi orada bir nevi mimik edebilir miyiz düşündük. O yüzden zebrapiçte bunu da analiz etmek istedik. Onu da dahil ettik çalışmamızı. Teşekkürler hocam. Hocam, bir sonraki soruya geçiyorum. Lütfen. Keşfettiğiniz siliopati genleri primer sil disfonksiyonu tabanlı hastalıklarda araştırma imkanınız oldu mu? Bu hastalıkları da siliopatilere dahil etmek mümkün müdür? Şimdi siliopatiler aslında 35 farklı hastalığı kapsadığı için tek bir hastalık şey. Bizim zaten işbirliği yaptığımız Fauzan kesinlikle bu alanlarda uzman bir şey. Kendisinin ciddi manada siliopati bir veri bankası var. Biz kendisiyle normalde kendi ilgilendiğimiz genleri paylaştığımız zaman kendi veri bankasında bunları araştırdı. Muhtemelen farklı hastalıklarda da çıksaydı bunu bize muhakkak bildirirdi ama sadece bir silopati hastasında böyle bir WDR-Tortuga'nın eksikliğini, mutasyon olduğunu bize bildirdi. Geçenlerde yapılan bir başka tekrar farklı bir grupla beraber en azından şeyde onların bize bilgilendiğinde şu an konjenital bir hastalıkta, kalp hastalıkta da aslında WDR-Tortuga'nın mutasyon olduğunu bize bildirdiler farklı bir şeyde. Onlarla henüz bir, yani onlarla şu an konuşma devam ediyor aslında, öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam, şu an YouTube'dan gelen bir sorumuz var, onu iletiyorum. VDR Tortuga'nın siliyer biyogenezle ilgili olduğunu söylediniz. Sentromal yapılanma ve hücre iskeletiyle ilgili görevleri de olabilir mi? Araştırılması siliopatileri anlamak için fayda sağlar mı? Yani şimdi tabii şöyle var. WDR Tortuga'na mesela şu an için çok az, yani bilgimizin çok az olduğu bir gen. Gerçekten ciddi manada hani farklı fonksiyonları olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Biz şu andaki yani kendi yaptığımız çalışmaya kadar bilgimiz biliyoruz. Farklı çalışmaları, bundan sonra çalışmaları muhtemelen elinizden eklemeye çalışacağız. Ama VDR Tortuga için yaptığımız proteomik çalışmalarda, işbirliği olarak, işbirliğine beraber yaptığımız proteomik çalışmalarda sentrozomla alakalı proteinlerle işbirliğini görmedik. Ama IFD ile alakalı proteinlerle işbirliğini gördük gibi gözüküyor. Muhtemelen IFD'nin bir parçası, yani IFD ile bir parçası değil mi? Cilia'nın bir parçası ama diğer sitoskeletinle alakalı proteinleri etkiliyor mu çok? Sitoskeletinden değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet hocam. Onu etkiliyor mu çok bilmiyorum ama öğrenmeyi isterdim. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Hocam, bir sonraki soruya geçiyorum. Hocam, o sorumuz da YouTube'dan geldi şu an. İletiyorum. Çalışmalarınızı motile sillerde mi yaptınız? Non-motile siller içinde keşfettiğiniz genlerin önemi olabilir mi? Araştırmayı düşünüyor musunuz? Aslında çok güzel bir soru gerçekten. Çok harika bir soru. Benim de biraz ihmalkarlığıma geldi. Aslında siyalar iki tür ayrılır. Gerçekten çok güzel bir hatırlatma oldu. Motile dediğimiz, motile siyalar ve non-motile siyalar dediğimiz siyalar ayrılıyorlar. Bizim şu ana kadar çalıştığımız model organizmada non-motile siyaya sahip olan, siyaya gelen non-motile siyaya sahip,
O yüzden biz çalışmalarımızın non-motile biraz odaklandık ama motile pek bakmadık, onu söyleyebilirim. Ama akciğer hücrelerin motile olduğunu düşünürseniz muhtemelen de orada fonksiyonları vardır diye düşünüyorum. Muhtemelen de kesinlikle vardır. Öyle %100 eminim. Teşekkürler hocam. Hocam bir sonraki sorumuza geçiyorum. Bir hücrenin RNA profilini bir doku içindeki konumuyla nasıl eşleştirmektesiniz? Spatial bilgi elde etmek için kullanılan farklı yöntemler bulunmakta mıdır? Tabii şöyle, bizim aynen temel amacımız yeni bir metotla alakalı en azından geliştirebiliyorsak öyle bir şey yapmak ama RNA sekans gerçekten çok ciddi kullanılan bir yöntem. Biz de bu yöntemi bir nevi kendimiz adapte ederek kendi çalışmalarımıza yine nasıl bir nevi kullanırız onu aslında öğrendik. Ekspresyon farklılıklarını anlamak için ideal bir yöntem. Ekspresyon farklılıklarını anlamaya yönelik bir yöntem olduğu için hani lokalizasyonla beraber ikisini korele etmedik aslında. Daha sonraki çalışmalarımızda bir nevi onu doğrulamaya çalıştık. Çünkü ekspresyon farklılıklarını göstersek de belki silede fonksiyonu olmayabilir. Farklı sebepte de olabilir. Onun mümkün olduğu kadar deneysel yöntemlerle doğrulamaya da çalıştık. Hani bir genin ekspresyonu çok böyle spesifik olarak bir doku ifade edebilir ama bizim istediğimiz işi yapmayabilir. O yüzden deneysel yöntemlerle doğrulamaya çalıştık. Ama RNA-seq kesinlikle çok farklı yöntemlerde kullanılacak, yani inanılmaz çeşitli uygulamalar olan bir yöntem. Yani bizim en azından çalışmamız şu anda bize arzu ettiğimiz şekilde çok sayıda farklı sili aday gelip sağladı. Bunu da zaten şu an için işte bu önce çalışmadan sonra tekrar yenilemek için çalışıyoruz. Teşekkürler hocam. Hocam YouTube'dan yine bir sorumuz var, onu iletiyorum. Evrimsel olarak korunmuşluğu gözlemlememiz için çalışmanıza nasıl katkı sağlamıştır? Teşekkürler. Evrimsel olarak korunmuşluğu gözlemlemeniz çalışmanıza nasıl katkı sağlamıştır? Aslında belki şuna şu şekilde cevap versek çok daha şey olur. Sene 1993 yıllarda ilk defa IFT'nin bu intrafiloji transport adı verilen ilk defa sene 1993 yılında tek hücreli klamidom hasta gözlenmişti. Onu yaparken de çok güçlü bir mikroskop kullanmışlardı. Yani normalde hücre içindeki yürüyüşü gözlemleyen bir mikroskop kullandılar. Bu 1998 hatta 2000 yıllara kadar böyle bir sistemin aslında insanlarda olup olmadığı, böyle bir şeyin revaçta olup olmadığı bilinmiyordu. Ne zaman ki IFT dediğimiz bu intrafiloji transport sistemindeki spesifik olarak proteinlerin insanda karşılığı olduğu, diğer organizmalarda karşılığı olduğu bulunduktan sonra aslında bunun önemi biraz daha fazla miktarda arttı. Bir organizmada bulduğunuz herhangi bir şeyi, herhangi bir prosesi diğer organizmalarda korunmuşluğunu göstermiş olmak aslında bir nevi ciddi manada aslında insanı biraz şey yapıyorum. O organizmayı çalışırken insana dair aslında bir nevi daha relevant yapıyor aslında, öyle söyleyeyim. Yani insan bir nevi, o zaman diyorsunuz ki klamidomas çalışmak aslında insan çalışmalarını anlamakta kullanabilir diyorsunuz. Aynı şekilde C. elegans'ın aynı şekilde söyleyebiliyorsunuz diğer organizmalar için de. O yüzden evrimsel korunmuşluğu göstermiş olmak bizim için şey manada önemli. Hani bizim bulduğumuz bulgular insanı da aslında temsil eden bulgular olduğu için önemlidir demek için aslında evrimsel korunmuşluğu göstermiş olmak bizim için önemli. Çünkü sonuçta insanı biraz daha anlamaya çalışan bir yapıya sahibiz. Çok spesifik olarak organizma spesifik bir bulgu bulursak bu çok fazla insanı heyecanlandırmayabilir. O yüzden evrimsel korunmuşluğu göstermeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Hocam bir sorumuz var. Yine YouTube'dan onu iletiyorum. Kusura bakmayın ama ben çok formata çok biraz şey yapayım. Hani eğer ki arkadaşlar verdiğim cevapların hani yetersiz olduğunu düşünüyorlarsa, tekrar bir sorarlarsa en azından ben belki doğru mu açıkladım? Yani en azından onların arzu ettiği şekilde mi açıkladım? Onu belki en azından ben de en azından şey yapayım. Anlamış olurum. Belki yani farklı açıklama gereği duyabiliriz. Belki o noktada ben de kendim geliştirmiş olurum. Tabii hocam. Akıştan gelen soruları iletiyorum. Aynı zamanda ekibimizin hazırladığı sorular var. Oradan da iletiyorum size. Hocam şu an YouTube'dan bir sorumuz var. Onu ileteceğim. Üçlü mutasyon için fonksiyon analizinde C. elegans'ın yiyecek bulma özelliğini nasıl ölçtünüz? Mesela harekette bağlı olarak mı yoksa açlığına bakarak mı? Çok güzel bir soru kesinlikle. Şöyle yaptık aslında. Bir tarafa yiyecek koyduk. Öbür tarafa da yiyecek olmayan bir şey koyduk. Dedik ki yiyeceği bulma kapasitesini hesapladık. Wild-type'le beraber karşılaştırdık. Wild-type yiyeceği her zaman bulabilirken mutantlar bulamıyordu mesela. Hani çünkü koku alma kabiliyetleri olmadığı için o yiyeceğe bir nevi ulaşamadılar. Aç olup olmadığına bakmadık. Aç olmasından daha ziyade çünkü C. elegans'lar sürekli yiyecek bulma için odaklanmışlar. Sürekli yiyeceği arıyorlar.
Wild type'lerde kesinlikle yiyeceği çok kolay bulabilirken mutantlarda yiyeceği bulma bir nevi çok çok düştü, oran düştü. Bunun aradaki indeksi fark hesapladık. İşte wild type'lerde yiyeceği bulma oranı %70 iken mutantlarda bu oran %30'lara düştü. Mesela toplam 100 worm düşünün. 100 tane C. elegans düşünün. 100 taneden 70 tanesi çok spesifik olarak 80 tanesi yiyeceği bulurken mutantlarda bu oran %10'lara tekabül ediyordu. Yani 100 worm'dan ancak 10'u yiyeceği bulabilmiş, diğerleri bulamamış. Böyle bir karşılaştırma yaptık. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki soruya geçiyorum hocam. Hücre başına sınırlı miktarda malzeme amplifikasyonda teknik gürültüye neden olabiliyor. Bu durumu nasıl aşıyorsunuz? Affedersiniz ama soruyu çok böyle tam anlayamadım ama çok kusura bakmayın. Biraz daha açabilir mi yani? Hocam hücre başına sınırlı miktarda malzemenin amplifikasyonda teknik gürültüye neden olması ile ilgili bir soru. RNA-seq'le alakalı şey yapıyoruz. Evet. RNA-seq'le alakalı. Tamam. biz tabii sonuçta normalde hani kullanıldığımız şeylerde normalde tek bir veriyi kullandık. O yüzden aradaki farkı dikkat ettik. Yani o aradaki şeyden farkı muhakkak dikkat ettik. Onu aslında çok spesifik olarak bir yöntem kullandık. Teşekkürler hocam. Bir sonraki soruya geçiyorum hocam. Hocam YouTube'dan geldi sorumuz. Hemen onu ileteyim. Nadir hastalık çalışan bir genetik PhD öğrencisiyim. Primer sil ve IFT proteinleri üzerine ilgim var. Hasta numunesine ulaşmam zor. Model organizmalar için nasıl bir temelim olması gerekir? Harika. Aslında normalde bu şey gibi var. Yani benim en azından şey yaptım. Tabii bu işi yani bilen birisiyle beraber çalışmış olmanız aslında sizin o işe dahil olmanızı sağlayabilir. Şöyle düşünün. İşte hani sonuçta bir biz de hani kendi çalışmalarımızı yaparken ilk önce bir PhD ile başladık. Sonradan postdoc'a geçtik. PhD postdoc dediğiniz olay tamamen aslında bizim eğitimimizin bir parçasıydı. Orada aldığımız eğitimler sonucunda beraber yani en azından bir labı yürütebilmek yeteneği geliştirmeye çalıştık. Tabii günden güne de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Eğer ki benim gittiğim lablarda bu alanda çalışan bir kişi olmamış olsaydı muhtemelen de ben de kendimi o yönde çok geliştirme kabiliyetim olamazdı. Çünkü ben onlardan tabii bir nevi bu bilgileri temin ettim. Şimdi tabii yani en azından bir konuda bir çalışma şeyi varsa öyle bir laba dahil olmasının muhtemelen kendisine yarar olacağını düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Hocam bir sonraki sorumuza geçiyorum. Single cell RNA sequencing veri kümelerindeki yüksek sıfır oranı gen araştırmalarına nasıl etki etmektedir? Aslında biz RNA-seq'i belki çok RNA-seq'le alakalı yani biz bir RNA-seq'i sadece metodunu kullandık. Yani bir metot geliştirmediğimiz için hani o konuda çok spesifik sorulara da belki cevap da veremeyebilirim. Biz aslında hani RNA-seq'i sadece kendi çalışmalarımızda hücreler arası ekspresyon farklılığına bakmak için kullandığımız için çok teknik bir soruya benim cevap vermem de doğru olmaz. Çünkü biz hani o konuda yani o konuya bir dair bir çalışma yapmadık. Aradaki farklılıkları yani sadece anlama yönelik bir çalışma yaptık. Hani RNA-seq'in kendisini sorgulayan bir çalışma, metot geliştirme olmadığı için bizim yaptığımız şey farklı bir şekilde metot geliştirme yaptık. Hani o yüzden bu soruya yani çok uzmanlık alanım olmadığı için cevap veremeyeceğim. Kusura bakmayın. Teşekkür ederiz hocam. Hocam YouTube'dan bir sorumuz var. Onu iletiyorum. Primer sellerin 9+0 diziliminin özellikle kanserlerde konformasyonel olarak değiştiği bildirilmiş. Bu noktada bu değişimi indükleyici modellemeler gen keşifleri için daha keskin sonuçlar verebilir mi? Şimdi kanserli hücrelerde normalde baktığınız zaman da hani silyalı hücrelerde çok spesifik olarak silyalı hücreler, farklılaşmış hücreler olarak düşündüğümüz zaman da kanserli hücreler bir nevi silyasını kaybedebiliyorlar bazı durumlarda. Hani 9.0 dediğimiz o şey yani en azından böyle bir şey değil yani silyasını kaybedebiliyorlar veya farklı bir silya şeyi olabiliyor. Onların şeyi değişebiliyorlar. Ama 9.0'ın değiştiğini pek bilmiyorum. Aslında duymadım da aslında öyle söyleyeyim. Vakıf değilim. O kaynağı paylaşırsa bakmak da isterim. Ama silya ile normalde kanser arasında bir şey ilişkisi var. Çünkü hücre cycle ile silya birbirine aslında ters orantılı. Hücre cycle devam ettiği zamanlarda silyanın olmaması lazım. Ki öyle bir sistem içinde ama kanser hücrelerde 9.0 yapısının değiştiğini duymamıştım ama kaynağı paylaşıp sormak isterim.
Teşekkürler hocam. Hocam bir sonraki soruya geçiyorum. Sillerde BBSAM IFT sistemi ile keşfettiğiniz genler arasında hastalıklarla ilişkili bağlantı çalışmaları yapılabilir mi? Yapılabilir. Biz şu anda onu paylaşmadım ama çünkü çok fazla ne kadar süreceğini bilmiyorum ama biz şöyle bir şey bulduk. Arkadaşın sorduğu soruya ek olarak. Biz WR türüben eksikliğinde bir de işte normalde ELMO3 double mutantlarda Bardet-Biedl sendromu genlerinin sile gitmediğini bulduk. Onlar arasında bir ilişki olduğunu düşünüyoruz ama nasıl ilişki olduğunu bilmiyoruz çünkü proteomics verisiyle alakalı herhangi bir şey yapmadık ama genetik olarak kesinlikle Bardet-Biedl sendrom proteinleri double mutantlarda sileye içine girmiyorlardı. Onu gördük, onu gösterdik. Aslında çalışmamızın yayında onu yayınladık. Onu ama burada paylaşma şansım olmamıştı. Biraz hani zaman da düşünerek. Teşekkürler hocam. Hocam YouTube üzerinden bir sorumuz var. Yine onu iletiyorum. Değerli sunumunuz için çok teşekkür ederiz demiş katılımcımız. IFT'de akümüle olan moleküllerle ilgili çalışmalar gerçekleştirdiniz mi? Hangi proteinler akümüle olmakta? Aslında IFT'ler bir şey olarak baktığımız zaman silenin yapımında görevli olan en temel genlerin başına gelmekte. Bu genlerde bir anormallik kesinlikle sili etkileyeceği için genelde insanlar IFT'ye bakıyorlar. Çok farklı farklı proteinlerde genel IFT akümülasyonu görüyoruz. İşte kainezinlerde biz IFT akümülasyonu görüyoruz. Bizim yaptığımız çalışmada da WDR-31 ELMOD ve RP2 triple mutantta böyle bir şey gördük. IFT akümülasyonu hani tek bir sebeple neden akümüle olduğunu çok fazla her bir protein her bir şeyde farklı olabilir ama sebebini birkaç sebepten olabilir. İşte bizim en azından kendi çalışmamızda yaptığımız şeylerde muhtemelen de retrograde dediğimiz dynein'lerde bir problem olmuş olur. Veya işte çok spesifik olarak onların oluşturduğu, IFT'nin oluşturmuş olduğu bir yapısal şey var. Spesifik olarak onlar bir araya geliyorlar. O bir araya gelmesi muhtemelen bir nevi aksadı. Bir araya gelmeleri sıkıntılı oldu. Ama IFT akümülasyonu muhtemelen her proteinde farklı olacağı için genelde biz double mutantlar yaparak aradaki farklılıkları anlamaya çalışıyoruz. Ama IFT ile alakalı spesifik olarak yani şu IFT etkiliyor, bu IFT etkileyeceği dediğimiz kainezler söyleyebilirim. Bir de Bardet-Biedl sendromu genleri var. Bardet-Biedl sendromunda genleri de IFT'lerin akümülasyonuna sebep oluyor eksikliklerini. Teşekkürler hocam. Hocam bir sonraki sorumuza geçiyorum. Birçok siliopati geninin tanımlanmasındaki önemli ilerlemelere rağmen genetik mutasyonlar ve siliopatileri ilişkilendirmekte nasıl zorluklar yaşanmaktadır? Yani şu anda 35 farklı hastalıktan bahsediyoruz. Bizim tabii topladığımız bir veri tabanımız var. Veri tabanına göre şu an 200'den fazla gen, siliopatilerle bir şekilde ilişkilendirilmiş. Hatta aynı gen bir bakıyorsunuz farklı siliopati hastalıklarına sebep olabiliyor farklı bölgelerdeki mutasyonlarla beraber. Ama siliopatilerdeki en temel şeylerden bir tanesi hemen hemen hastalıkların %30'un hala genetik kaynağı bulunamıyor. O %30 ile alakalı kısım için zaten bu tarz çalışmalar devam ediyor. Şeye baktığımız zaman da hani hastalık ve semptomları normalde işte klinisyen arkadaşlar bu konuda biraz daha hani bu siliopati tanısı koyunca daha sonraki aşama şeye başlıyor. Acaba hangi genden kaynaklı olup olmadığını tespit etmeye kalıyor. Ama bütün genler için şu anda bilgimiz yok. 200'den fazla gen için en azından temel bilgimiz var. Aradaki ilişkiyi bulmak için zaten çok ciddi bir anda çalışmalar da devam ediyor. Biz de zaten o alanda çalışma yapmak için uğraşıyoruz. Teşekkürler hocam. Bir sonraki soruya geçiyorum hocam. Kullandığınız veri tabanları araştırmalarınız için yeterli oldu mu? Bu veri tabanlarında ne tür sınırlamalarla karşılaşmaktasınız? Kullandığımız veri tabanları aslında gerçekten bizim kendi çalışmalarımız için yeterli oldu. Verinin açık kaynakla paylaşılması bize gerçekten çok çok yardımcı oldu. O verileri gerçekten çok hızlı bir şekilde çekebildik ve kendimiz kendi çalışmalarımız için analiz edebildik. Yani bu konuda çok ciddi bir soru yaşadığımızı söyleyemem. Yani ciddi manada bu açık kaynak konusu yani bizi ciddi manada olumlu yönde etkiledi. Teşekkürler hocam. Bir sonraki soruya geçiyorum hocam. Hocam YouTube'dan bir sorumuz var. Hemen onu iletiyorum. Nadir hastalık çalışmaları dünyada ve ülkemizde ne durumdadır? Bu çalışmalar için yeterli kaynak ve destek alınabiliyor mu? Bu konuda toplum bilinci için neler yapmalıyız? Nadir hastalıklar aslında dünyada biraz da 1982 yıllardan beri başlayan nadir hastalıklara yönelik bir çalışmalar devam etmeye başladı. Onlar böyle yavaş yavaş hani nadir hastalıkların önemini biraz daha kavrayan, bir nevi bununla alakalı işte kanlar çıkaran bir
çalışmalar yürütmeye başladılar. Çok spesifik olarak orphan drug act dedikleri bir sistem başlattılar. Bunu Avrupa Birliği de öncülüğü, Avrupa'da bir nevi Amerika'da beraber öncülüklere devam ediyor. Buna yönelik ciddi manada finansal destekleri sağlıyorlar. Biz o konuda, yani biz o konuda mıyız? Aslında biz o konuda değiliz. Bir de Şubat ayının sonu nadir bir gündür. Normalde 29 Şubat nadir bir gün olarak düşünülür. Şubat ayının sonu olarak nadir hastalıklar günü olarak kullanılmakta. Nadir hastalıklar normalde diyelim ki işte bizim farkındalığımız artarsa, çünkü dünya nüfusunun %4,5-5'i nadir hastalıklardan etkilendiği düşünülüyor. Toplam bakarsanız Türkiye'de henüz arz edilen seviyede değiliz maalesef. Bunun farkındalığını arttırmamız biraz daha fazla gerekli. Maddi destek olarak gerçekten bu konuda biraz daha, yani bu yöne biraz daha çalışmanın artması gerekli. Buna yönelik araştırmacıların da gerçekten bu yöne ilgisinin artmasını çok çok arz ederim. Çünkü gerçekten bu alanda çok ciddi manada yani çalışan arkadaşlara, beraber çalışacağımız arkadaşlara ihtiyacımız var. Yani elimizden geldiği kadar en azından ilgili olan arkadaşlara yani muhakkak hani ben de yardımcı olmaya çalışırım. Umarım hani bu dünya ile beraber çok güzel bir şekilde nadir hastalıkların en azından 15 sene sonra en azından nadir hastalıklar konusunda bir problem olarak görmeyiz diye düşünüyorum 15 sene sonra. Öyle ümit ediyorum. Hani çalışmaları bugünden başlarsak 15 sene sonra umarım nadir hastalıklara en azından tekrar farkındalığı için uğraşmayız. Hani tanıları biraz daha hızlı olur. Tanına ek olarak da bunların bir nevi genetik analizleri biraz daha hızlı olabilir. Ondan sonraki süreçte bunların tedavileri biraz daha hızlı olabilir. Temennim aslında o yönde. Çok teşekkürler hocam. Hocam bir sonraki sorumuza geçiyorum. Sadece A tüpül içeren distal sil bölgesinde SEF41 bulunmamasının özel bir nedeni olabilir mi? SEF41 aslında bizim yaptığımız bir çalışmada SEF41'ı biz A tüpül bölgesinde yani olmadığını kendimiz göstermiştik. Ama niye olmadığını bilmiyorum. En ufak fikrim daha yok yani. Ama arkadaşım varsa fikri buyur gelebilir. Bizde SEF41'ın mutantı da var. Kendimiz CRISPR oluşturduk. Ama neden distal olmadığını bilmiyoruz. En ufak fikrimiz daha yok. SEF41'da Juber sendromu genlerinden bir tanesi. Juber sendromuna sebep oluyor. Yani ben de memnun olurum. En azından bu gen ne iş yapıyor diye anlarız yani. Teşekkürler hocam. Biz bulamadık hocam, bir sorumuz var, onu alıyorum. Primer sillerin paket kısımlarında da reseptörler bulunmakta. Bu kısımların siller disfonksiyonundaki önemi nedir sizce? Teşekkürler. Sillerin hemen giriş bölgesinde siller paket dediğimiz bölgeler var. Siller paket bölgesi normalde siliye girişlerde aynı zamanda lateral difüzyon bölgelerinde görev aldığı düşünülüyor. Siliyeden gelen proteinlerin bir nevi tekrar geri alımında da önemli olduğu düşünülüyor. Ama şu reseptörler var demek değil de aslında orada lokalize olan, orada şey olan mesela çok spesifik olarak endosik proteinler var. Endosik proteinler mesela orada görev yaptığı düşünülüyor. İşte onlar bir nevi işte proteinlerin alımında, şey yapımında bir nevi görev alıyorlar. Spesifik olarak egzotik proteinler var ve ciddi manada proteinlerin hücre içine temin, sileye aktarımında görev alıyorlar. Ama onunla alakalı gerçekten hani eğer ki siliye ile alakalı bir nevi şey olursa, anomallik varsa o bölgenin büyüdüğünde görebiliyoruz. Öyle de söyleyeyim yani. Siliyeye giren proteinlerde şeyde bir sıkıntı varsa o bölgenin büyüdüğünü görüyoruz. Teşekkürler hocam. Hocam YouTube'dan bir sorumuz var. APOE geninin Alzheimer hastalığı üzerindeki etkisinin siliyopatilerle ilgisi var mıdır? Varsa nedir? Çalışmanız oldu mu? O çalışmamız olmadı. Böyle bir soru da aklıma gelmedi ama çok güzel bir soruymuş. Kendisi gerçekten böyle bir soruya cevap vermek isterse süper olur yani. Maalesef o hiç öyle bir arada bir ilişki var mı da bilmiyorum. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam YouTube üzerinden bir sorumuz daha var, onu alıyorum. Ülkemizde biyolojik bilimlerdeki öğrencilere bilim ve akademik hayatlar için neler önerirsiniz? İngilizce öğrenmelerini çok şey yaparım. Yani İngilizceyi muhakkak kesinlikle bir Amerikalı kadar iyi konuşmayı yani tavsiye ederim. İkincisi kendinizi geliştirmek bizimki sorumluluğumuzda. Bundan sonraki süreçte bundan 10 sene 15 sene önceki dünyada değiliz. Bundan sonraki süreçte programlamayı biraz daha fazla miktarda yaşamdan alırlarsa gerçekten bir dil İngilizce ek olarak da bir R, Python gibi dilleri de bilmeyi, ondan sonra işte 5 kodları da bilmeyi kendilerine bir nevi tavsiye edebilirim. Bir de hikaye anlatma yeteneklerini geliştirirlerse çok daha güzel olur. Çünkü
her bir şekilde ileriki zamanlarda herhangi bir bulgu bulsanız da karşıdaki insanlara bunu hikaye şeklinde anlatmanız gerekecek. Ne kadar güzel hikaye şeklinde anlatırsanız o karşıdaki insanları o kadar fazla etkiler. Bunların hepsini eğer yani yapabiliyorlarsa ben ileriki zamanlarda gerçekten dünyanın herhangi birinde çok rahat çalışabileceklerine inanıyorum. Gerçekten hep herkese çok çok kolay gelsin. Evet. Çok teşekkürler hocam. Hocam bir sorumuz var YouTube'dan. Sadece Türkiye'de olan nadir hastalık var mı? Aa, çok güzel, çok enteresan bir soru. Bilmiyorum desem nasıl olacak bilmiyorum. Ama şey var, mesela periyodik nadir hastalıklar dediğimiz bir konu var. Mesela bir ülkede bir nadir hastalık, başka ülkede nadir hastalık olmayabiliyor. Şöyle düşünün, bizim ülkemizde Akdeniz ateşi var. Akdeniz ateşinin belki hikayesini burada bir, çok vaktimiz varsa kısaca bir anlatmak isterim. Bu kara ölüm dediğimiz olaylara baktığınız zaman da aslında kara ölümün işte sebeplerinden biri olan bakteri çok spesifik olarak Akdeniz ateşinin ülkemizde yüksek görülmesine sebep de olmuş mesela. Çünkü Akdeniz ateşi bir nevi olan kişilerde kara ölüme sebep olan bakteri bir nevi onların o kişiler o şeye enfeksiyona karşı aslında immün olmuşlar. Bu da maalesef ülkemizde Akdeniz ateşinin görülme sıklığını arttırmış. Avrupa ile karşılaştığınız zaman İşte her 1000 kişide bir Türkiye'de Akdeniz ateşi görülürken fakat Avrupa'da bu oran daha yüksek. Aslında bu Akdeniz ateşi Türkiye için bir nadir hastalık değilken dünyada birçok ülke için nadir hastalık. Biz bunları periyodik nadir hastalıklar diyoruz. Ama bir hastalık Türkiye'de değil, özel, dünyanın başka yerinde yok diyebilmemiz için muhtemelen onun genetik tanısının çok ciddi manada hızlı yapılması gerekiyor. Muhtemelen de böyle hastalıklar da vardır. Yani muhtemelen de vardır çünkü maalesef Türkiye'de akraba evlilikleri hala arz edilmeyen bir şekilde yüksek bir seviyede devam ediyor. Ama benim vakıf olduğum maalesef bir konu değil. Keşke olsaydı en azından böyle bilgimiz olsaydı. Yani. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Hocam YouTube'dan bir sorumuz var onu alıyorum. IFT20 knockout çalışmasında Golgi disfonksiyonu saptanmış ve T hücrelerinin APC tanıması için gerekli olduğu bulunmuş. Ancak evet. IFT proteinleri kompleks halinde çalışılması daha mı doğru olur sizce? Bu aslında Nature Cell Biology makalesi, arkadaşımızın bahsettiği 2008 makalesi. O makalede işte, normalde IFT'nin çok enteresan bir şekilde silya dışı fonksiyonu gösterildi. Arkadaşımızın söylediği immün cevaplarda bir nevi o synapse'de rolü gösterildi. O synapse'deki rolünü henüz nasıl bu işi yapıyor biz de bilmiyoruz aslında. Ben de en azından çok da ciddi manada aslında farkında değiliz. Ama IFT'nin aynı zamanda IFT20'nin çok spesifik olarak Golgi etkisi de olduğu gösterildi. Oradaki vesiküler etki diye tahmin ediliyor. Ama diğer IFT proteinleri aynı şekilde etki göstermiyor. Muhtemelen de genler arasındaki farklılaşmadan kaynaklanan bir durum. Bu da takdir edersiniz ki işte farklı genlerin bulunmasıyla alakalı genlerin bir nevi fonksiyonların spesifikleşmesiyle alakalı bir durum olabilir. Ama işte normalde APC dediğimiz bu çok spesifik olan bölgelerde IFT'nin rolü gösterildi. Evet. Donduk mu? Merhabalar. Sanırım arkadaşımızın internet problemi yaşıyor. Sorularımız bu kadardı hocam. Sorularımız bu kadardı hocam. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Gerçekten çok güzel sorulardı. Çok çok sağ olun. Katılımınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sizi aramızda görmekten dolayı çok mutluluk duyduk. Size sağlıklı günler diliyoruz hocam. Sağ olun, kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle hocam. Görüşmek üzere, kolay gelsin.